Evet dostlar, merhabalar herkese. Karavanını kendi yapanlar için bir video hazırladım. Bu videoda iki tane önemli husustan bahsedeceğim. Şu anda su tesisatıyla uğraşıyorum. Galvanizden kendim yapıyorum depolarımı. Dün onunla ilgili kaynak işlemlerini bitirdim. Boyasını yaptım. Siyah boyadım. Aracın altında kötü bir görüntü görünmemesi için, dikkat çekici olmaması için siyah renge boyadım. Boya işlemim de bitti, kurudu. Şimdi bununla ilgili bugün montaj aşamasındayım. Montajını yapacağım. Ama öncesinde, montajdan önce size faydasının olabileceğini düşündüğüm bir şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında iki şey. Birincisi su seviye göstergesi arkadaşlar. Biliyorsunuz karavanla ilgili su seviyesi için gösterge ve şamandıra fiyatları çok uçuk. Yani bir takım gösterge ve şamandıra en az 500-600 lira civarında. Şimdi ben temiz su için normal internet üzerinden satılan gösterge ve saatten aldım. Ama gri depom için daha ucuz maliyetli bir şey yapmaya karar verdim. Bunun için de internet üzerinden sadece ve sadece 20 TL'ye aldığım su seviye göstergesini tanıtıyorum size. Bu su seviye göstergesi sayesinde kirli suyumuzun dolmak üzere olduğunu anlayabileceğiz ve boşaltım işlemini yapacağız. Bu sebeple sizin de faydalanmanızı istedim. Şimdi ürüne gelecek olursak, ürün şu şekilde bir ürün, yaklaşık 7 santim uzunluğunda. Aldığım internet sitesi üzerinde daha büyüğü, daha uzunu yoktu. En büyüğü bu. Zaten bu da benim işimi görüyor, görecektir. Su seviyesi %80 lira geldiğinde bana uyarı verecek. Tankım doldu diyecek. Ben de tankımı boşaltacağım. Bu cihaz nasıl çalışıyor? Bildiğiniz, sizlerin de internet üzerinde aldığı o 300 liraya, 400 liraya, işte 250 liraya boyutuna göre fiyatı değişiyor. Aldığımız şamandıralarla aynı mantıkta çalışıyor. Yalnız bu şamandıra size geldiğinde muhtemelen ters gelecektir. Yani şu seviyedeyken, boş seviyede kısa devre yapacaktır. Yukarı seviyede, şuraya geldiğinde şamandıra, bağlantıyı kesecektir. Biz bunu istemiyoruz. Tam tersini istiyoruz. O sebeple şuradaki plastik sekmanı hemen söküyoruz arkadaşlar. Sekmanı söktük. Şuradaki topu çıkardık. Tam tersi yönünde tekrar aynı yere taktık. Ben zaten çevirmiştim. Tekrar aynı şekilde takıyorum. Sekmanımı da olgun bir şekilde kırmadan dikkatlice yerine takıyoruz. Sekmanı taktıktan sonra bir kere çevirmeniz gerekiyor ki sekman yerine gelmiş mi, takabilmiş miyiz onu teyit etmiş oluyoruz. Şimdi şöyle kısa devreye aldığımızda cihazımızı, kısa devre modunda şu an bakıyoruz hemen şamandıramız ne yapıyor. Şu anda gördüğünüz gibi devre açık. Biz bunu suyumuz yükseldiğinde şu şekilde olacak ve devreyi tamamlamış olacak. Biz bu sistemi küçük bir kırmızı lamba takmayı düşünüyorum ben. Su seviyesi dolduğunda bana gösterecek. İsterseniz sesli ikaz da takabilirsiniz. Hatta istersen suyum dolduğunda otomatik olarak deponun boşalmasını dahi sağlayabilirim. Ama bulunduğunuz yere göre değişir, sıkıntı olabilir. Onun için bunu kendi istediğim zamanda açıp kapatabileceğim sistem haline getireceğim. Bu sadece benim için bir gösterge olacak. Sonrasında kendim boşaltacağım. Şamandıramız dediğim gibi internet üzerinde Robotistan isimli siteden aldım. 20 lira. Bunu onluk bir tığ ile matkap ucu ile deldiğiniz herhangi bir yere takabilirsiniz.
Ben deliğinde açtım, hazırladım. Contalı geliyor arkadaşlar. Şurasında contası var. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Takın yerine, sıkın vidasını, olsun bitsin. Çok basit ve kullanışlı bir şamanda. İkinci konumuza gelirsek, Selonate Vano 12 volt DC voltaj ile çalışıyor. Artı ve eksi iki tane girişi var. Kablonuzu çekiyorsunuz buraya. Enerji verdiğinizde sistem kendini açıyor ve su akışına olanak sağlıyor. Bu ne işimize yarayacak? Suyu boşaltmak için aracın altına yatıp vanı açmaya, kapamaya gerek olmadan, yeri geldiğinde yolda giderken dahi, zaten bunda kirli su yok, gri su var. Yolda giderken dahi basıp düğmesine yavaş yavaş boşaltabileceğiniz bir sistem. Diğer sistemlerden dezavantajı nedir? Diğer sistemde tankınız 10 dakikada boşalıyorsa bunda 15 dakikada boşalır. Çünkü 20'lik bir büyüklükte, yani 20'lik maşona oluyor. Biliyorsunuz pis su deponun boşaltımları 32'lik boruyla yapılıyor genelde. Ben buna ek olarak bir çıkış daha vereceğim. Oradan da manuel olarak istediğimde boşaltabilir durumda olacağım. Ama şu kesinlikle, yani üstünüzün başınızın kirlenmemesi, aracın altına yatmanız gerekmeyecek şekilde bir sistem. Çok da uygun maliyetli, yaklaşık 30 liralık bir parça bu. İnternette yine çok kolaylıkla bulabilirsiniz. 12 volt DC Selonate Vano yazarsanız çıkacaktır arkadaşlar. Genelde bahçe sulama işlerine vesaire kullanılıyor. Bu da bu şekilde bir bilgi. Bilen arkadaşlar mutlaka vardır. Bilmeyenler için çekiyorum bu videoyu. Sizler de 500-600 lira bu sistemi, seviye göstergesi sistemine para vermek istemiyorsanız, şöyle basitçe bir çözümle bu işi yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor bence. Olacak gibi duruyor en azından. İçime sinerek yapacağım bir sistem. Eğer ben bunu koymasaydım, hiç koymayacaktım. Çünkü 600 lira, yani şey geliyor bana, pis su deposu için veya gri su deposu için külfet geliyor. Niye bilmiyorum. Temiz suda bunu çok hissetmiyorsun ama gri suda, pis suda hissettim açıkçası.